Okuyan merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Bütün oradaki dostlara da çok selam ve sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürler Sayın Okuyan. Herhalde programımızın tamamını olmasa bile önemli bir bölümünü izlemişsinizdir, takip etmişsinizdir. Dile getirilen görüşler anlamında, burada sorulan sorular, ortaya konan gerçekler anlamında. Dolayısıyla önce şu anda Türkiye'nin konuştuğu bu gündeme Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri olarak nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir genel değerlendirmenizi alalım, ondan sonra daha spesifik sorularımıza geçebiliriz. Evet, ya şimdi tabii Afganistan dünyanın en talihsiz ülkelerinden birisi haline geldi. Yani aslında her zaman böyle bir talihsizliği yok Afganistan'ın. Çünkü Afganistan geçmişte monarşiyle idare edildiğinde dahi diğer bölge ülkelerinden çok farklı, hatta zaman zaman modernizme yönelen ilginç bir ülkeydi. Bağımsızlığını neredeyse bizimle aynı dönemde kazanan bir ülkeydi. İşte Türkiye ile ve Sovyetler Birliği ile zamanında iyi ilişkiler kuran, bağımsızlığı kazandıktan sonra bir ülkeydi. Ama tabii zaman içerisinde emperyalizm Afganistan'ın kendi kaderini eline almasına izin vermemeye karar verdi ve elindeki tek başlık açıkçası gericilikti. Şimdi demin de söz edildi, o yüzden tekrar etmek istemiyorum ama 1978 yılında bugün işte karanlık, böyle elinde ayağında terliklerle işte kadınlara saldıran ve bir karanlık getirmeye çalışılan ülke 78 yılında oldukça anlamlı bir tarihsel dönüşüm içerisine girmişti. Yani Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyeti öyle basite alınabilecek bir deney değil. Geri kalmış bir ülkede, kabilelere bölünmüş bir ülkede, ülkenin sınırlı sayıdaki işçisi, aydını ve asker sivil bürokratı önemli bir dönüşüme imza attılar. Şimdi bu dönüşüm Amerika Birleşik Devletleri ve bölgedeki diğer gerici ülkeleri paniğe sevk etti ve korkunç bir yığınak yaptılar. Bugün nereden çıktı bu karanlık insanlar denilen Taliban ekibinin öncülleri Sovyetler Birliği'ne karşı savaşta ortaya çıktı. Hangi ülkeler bu savaşta, işte o zaman mücahit deniyordu, bu gerici güçleri, silahlı güçleri desteklediler. CIA, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni bir kenara koyuyorum. Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Suudi Arabistan ve belli ölçülerde Türkiye. Şimdi bunu bilelim. Dolayısıyla ortada bilerek, isteyerek yaratılmış bir gerici kuvvet var. Ve bu gerici kuvvete karşı Sovyetler Birliği'ni yardıma çağırmak zorunda kaldı. Yani Afganistan Demokratik Halk Cumhuriyeti. Bunun altını çiziyorum. Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal edip bir devrimci sosyalist yönetim kurmaya kalkmadı. 78 yılında olan bir devrimci dönüşüme yardım etmek zorunda kaldı. Ha niye yardım etmek zorunda kaldı? Böyle bir talep geldi bir. İkincisi kendi cumhuriyetleri Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan tehdit altındaydı. Çünkü Afganistan'ı eğer İslamcı silahlı güçler ele geçirirse bu Sovyet Cumhuriyetleri'ni de etkileyecekti. Şimdi bunu anlatma nedenim şu. Aynı şey tekrar ediyor. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin saçma sapan işgal ederek ve temelsiz toplumsal desteği olmayan iktidarı çöktü. Bu anlamda yenildi Amerika Birleşik Devletleri şu anda. Yani 20 yıllık şey çöktü. Ama öte yandan Amerika Birleşik Devletleri, bakın şimdi deniyor ki askeri yenilgi aldı. Soruyorum size, Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri yenilgi almadı ya da kara savaşlarında zaferle çıktı kaç tane örnek var? Kore'de çuvalladılar, Vietnam'da çuvalladılar, Irak'ta çuvalladılar, şimdi Afganistan'da da çuvalladılar. Benim bildiğim Amerika Birleşik Devletleri'nin, Küba'da da çuvalladılar. Yani Domuzlar Körfezi Kübalı misyonerleri kullandılar ama ABD çıkartmasıdır.
ABD'nin başarılı olduğu tek kara savaşı Granada'nın işgalidir. O da 100 bin kişilik bir ada devletidir. Ve orada 700 tane Kübalı inşaat işçisi ABD'ye kafa tutmuştur. Eğer onların sayısı biraz daha fazla olsaydı ABD orada da yenilecekti. Amerika Birleşik Devletleri kara savaşlarında hep başarısız. O yüzden de hani ABD çöktü, hegemonyası bitti. Vietnam Savaşı'nı kaybettiğinde ABD'nin hegemonyası bitmedi. ABD şu anda hegemonyasını sürdürmekte zorlanıyor. Bu açık bir gerçek. Ama bir yere gitmiyor. Çünkü elinde başka seçenekler var. Taliban da bir seçenek, kendi yarattığı bir örgüt. Bakın Taliban'ın şu anda en önemli ismi birader ya da baradar. Yani kardeş anlamına geliyor. ABD tarafından yetiştirilmiş bir silahlı örgüt lideridir. Yani Taliban'ın kuruluşunda ABD'ye gitti. Orada eğitildi, görüşmeler yaptı. Böyle bir adam. Yakalandı daha sonra ABD'ye karşı mücadele ederken. Bizzat Amerika Birleşik Devletleri tarafından serbest bırakıldı. 2018'de görüşmelerin başına getirildi. E şimdi ABD hem düşman yaratıyor hem dost yaratıyor. IŞİD'de de böyle oldu. El-Kaide'de de böyle oldu. Bu örgütlerin Amerika Birleşik Devletleri'nin dostu ya da düşmanı olmasının tarihsel anlamda hiçbir önemi yok. Çünkü bunlar kullanışlı çeteler. Düşman olduğunda da kullanışlı, dost olduğunda da kullanışlı. Ha şu anda şunu söylemiyorum, ABD Afganistan'a hakim falan değil. Ama yeni bir kart açıyor. Taliban Afganistan'ı Rusya'ya yeniden bir problemdir. Rusya'yı tekrar İslamcı örgütlerle kuşatmak istiyorlar. Aslında Çin için de bir tehlikedir. Ha, Rusya ve Çin buna uyandılar, önlem alıyorlar. Yani Taliban'la ilişki kurmaya çalışıyorlar falan ama söyleyeyim, bu tehlikeli bir oyundur. Bölgemiz giderek daha fazla, daha yaygın bir coğrafyada bu radikal İslamcı ekiplerin cirit attığı bir bölge haline gelmiştir. Ayrıca siyasal İslam'ın ılımlısının olmayacağı da ortaya çıkmıştır. Şimdi tartışılıyor, Taliban eskisi gibi değilmiş. Ya bu niye tartışılıyor? Ne saçma? Yani biz efendim insanların sokakta boğazını kesmiyorlar diye kendimizi avutacak mıyız? Böyle bir şey olur mu? Ya da Türkiye Taliban'a benzemiyor. E benzemez zaten. Ya Taliban Afganistan'a benzemiyor. Şunu öğrenmemiz gerekiyor. İslam'ın siyasallaşması ya da onu geçeyim. Laisizmden uzaklaşılan her örnek başa büyük bir beladır. Bir. İki. Emperyalizm her zaman başa beladır. ABD başarısız olduğunda da başa bela, başarılı olduğunda daha fazla bela. Dolayısıyla şu anda aman ne güzel ABD yenildi demek için çok erken. İyi olmuştur, ABD çıkmıştır oradan ama kendi kalıntılarını, kendi uzantılarını oranın başına bela ederek çıkmıştır. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla ya bugün değerlendireceksek mücadele sürüyor bölgemizde. Ve bu mücadelenin büyük güçlerin, zavallı halkların kanıyla birbirleriyle yaptığı mücadeleden çıkıp yoksulların kendi kaderlerini ele aldığı bir mücadeleye dönüşmesi gerekiyor. Afganistan'da da böyle, Irak'ta da böyle, Suriye'de de böyle, Türkiye'de de böyle. Yoksa biz daha çok izleyeceğiz Talibanları, El-Kaide'yi, IŞİD'i, benzerlerini. Evet, Barış Bilmen. Aslında son dediğinizden yola çıkarak biraz daha açmanızı rica edeceğim Kemal Okuyan. Şimdi evet ABD işgal gücüydü, Afganistan'dan ayrıldı. Taliban zaten gerici bir örgütlenme, bir terör örgütü ve Amerika'nın kendi yarattığı bir örgüt. Ona da karşısınız, Amerika'ya da karşısınız. Peki Afganistan'da ne olmalı? Siz komünistler olarak nasıl bir Afganistan için mücadele edilmesi gerektiğine inanıyorsunuz? Ya şimdi sevgili Barış, Afganistan belki bir komünist idare değil ama ilerici, devrimci, sosyalizme yönelmiş bir idareyi yaşadı. Yani 78'den 91'e, 92'ye kadar yaşadı. Şimdi baktığımız zaman, şimdi Afganistan tabii
sanayisi olmayan, ekonomisi afyona ve madenlere dayanan, ki o madenlerin önemli bir bölümünü işletemiyorlardı. Geri ülke, kabile bölümünde, yani etnik bölünmelerin dışında kabile bölünmeleri var. Şimdi böyle bir ülkede çok büyük işler yapıldı. Bakın, kadınlar özgürleştirildi. Eğitim hakkı elde etti. Kültür sanat alanında önemli ilerlemeler yapıldı. Parasız sağlık ve eğitim hizmetleri verildi. Yavaş yavaş kent altyapıları geliştirilmeye başlandı. Şimdi Afganistan dolayısıyla yani modern toplum kavramı biraz saçma bir kavram ama yine de bir modernleşme sürecine girdi ve bunu eşitlikçi, aydınlanmacı bir karakterde yapmayı denedi. Ve o kadar denedi ki, size ilginç bir şey söyleyeceğim, bu pek bilinmez. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri